Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Mutfağıma geldim, tütsümü de getirdim çünkü evde çakmak kalmamış. Ocaktan yakacağım. Bugün günlerden temizlik kızlar. Güzel bir temizlik yapacağım. Şimdi havayı da göstereyim size. Günlük güneşlik, tam benlik yani. Ocağım da batmış bayağı ha. Şimdi ben uzun zamandır tütsü yakmıyordum. Bu bir yerde yana dursun. Ben de evdeki işlerime bir yandan başlayayım. İlk önce balkonu yıkamakla başlayacağım. Orayı temizleyeyim. Halısını falan da kaldıracağım. Sermeyeceğim. Çünkü İzmir'de havalar bayağı bir sıcak olmaya başladı. Halıya gerek yok. Bu arada kokusunu da özlemişim. Yavaştan başladım ben. Sandalyelerimi kaldırdım. Masamı kaldıracağım. Tabii ki masayı kaldırırken Caner'den yardım isteyeceğim. Çünkü çok ağır o. Burayı böyle komple bir güzel yıkayayım. Çamaşırlarım da var yıkanacak. Sonra güzel bir villada tutalım, süpürelim. Buraları bir temizleyelim. Bakın lavabomun içerisi de böyle hemen sararıyor. Hala domestos almadım. Unutuyorum, ne yapayım? Ocaklar temizlenecek. Yayıntılar kalkacak. Yani güzel bir temizlik yapacağız bugün sizinle. Saati de görmüş oldunuz. Sabah 11.30. Kahvaltıdan sonra hemen hazırlandım temizliğe girişeceğim diye. Benim burada balkona çıkan bir kapım var. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Burayı da açayım. Evin bütün camlarını açtım ama bunu da açayım ki güzelce böyle ev havalansın. Mis gibi koksun. Evdeki temizlikleri Caner yapıyordu daha çok. Sizler de biliyorsunuz. Bugün temizlik yapıyor olabilmem gerçekten çok güzel. Özledim temizlik yapmayı. Bilirsiniz ben dayanamam. Her gün eve süpürge tutup bira da tutardım. Ki hamile kalana kadar. Birazcık gebe kalmam, temizlik yapmama engel oldu. Bunun belirli sebepleri var zaten. Sizlere söylemiştim. Öyle şimdi burayı açtım. Evde bayağı bir toz olmuş. Uzun süredir süpürge tutmuyorduk. Çiçekleri de yine sulayamıyordum. Çiçeklerimi de bir sulayayım. Ondan sonra balkona geçelim. Balkonumu temizledim. Kalan şalarımı da sizlere göstereyim. Bakın ne kadar güzel açtılar. Pembe pembe. Her yer mis gibi oldu valla. Balkondaki kilimim yıkanıyor. O yıkansın sonra diğer çamaşırlarımı asacağım. O yüzden çamaşırlığımı da buradan kaldırmadım. Bu arada inşaat sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Yan tarafımızda inşaat kazıları var. Belki onun sesi size geliyordur, rahatsız ediyorsa yani. Söyleyeyim dedim.
Mutfak temizliğimizi de bitirdik. Yerlere son olarak vila da attı Caner. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Yan tarafa geçeceğim, yani salona. Bu arada mutfak halımı da attık arkadaşlar. Artık gerçekten kullanılmayacak bir durumdaydı. O yüzden artık yenisini alana kadar böyle halısız bir şekilde idare edeceğim. Market alışverişi de yapmam lazım. Ufak tefek yine evin eksikleri her zaman olduğu gibi bitmiyor. Şimdi ben salonumu temizlemeden önce en iyisi markete gideyim. Çünkü burayı temizledikten sonra biliyorum ki enerjim düşmeye başlayacak. O zaman markette görüşürüz. Markete geldik şimdi. Şöyle 3 paket Türk kahvesi alayım. Biberiye turşusu alalım. Biberiye turşusundan ben vazgeçemiyorum. Çok seviyorum. O zaman bir tane aldım. Burada alınacak bir şey yok. Deterjan bölümüne gidelim şimdi. 2 tane tofita alacağım. Biri çilekli, diğeri ise böğürtlenli. Mis kokulu reyondayım. Evet. Yeşil bir tane kalmış aşkım. Hani? Çekeyim mi sana arkadan? Al bakalım. Opa. Burada da fiyatı çok pahalı ya. 7.20. Dolu değil mi? Kızım. Tamam. Çok bir tane de bunda. Aşkım onu bırak. Neden diyeceksin? Domestos'un bir tanesi 7.20. Şöyle üçlü paket var. 17,5 lira. Yani bayağı uyguna geliyor. Herhalde 7 7 14 yapıyor. 14. Bu da 10 lira. 24 lira yerine 17,5 lira. 17,5. İyiymiş. Evet, Alıyorum bunu alalım. Şansıma bir tane kalmış. Bir de böyle var da. Bunu ben çok beğenmediğim için bundan almadım. Bir ara yine sizinle toplu market alışverişi yapacağız. Ama böyle evin eksiğini ben biriktiriyordum. Şimdi tek tek aldığım için böyle toplu alışverişe bir şey kalmıyor. 3,45 sarı bez aldım. Dimes'in karpuz çileğini merak ettim. Bundan bir tane alacağım. Yeni çıkmış galiba. Fiyatı 5,5. Bir de ananas kokonat. Ananas kokonat. Diyemedim. Bir de ondan alalım. O da ne kadar? 5 lira galiba. Bir de bundan. Yeni çıkan şeyleri seviyorsun aşkım. Evet, bakalım. Güzeldir ya. Bir tane de gazoz alalım. Uludağ gazoz. Artık çıkabiliriz. Hoppa. Eve geldik. Eve girdiğimizde bildiğiniz evin kokusu değişmiş. Mis gibi kokuyor. Evin içinde olduğunuz zaman böyle evin kokusunu anlayamıyorsunuz ama dışarı çıkıp geldiğiniz zaman o mis gibi koku yani içimi açtı. Yüzey temizleyici olarak beyaz sabun kullanıyordum. Evin her yeri beyaz sabun kokuyor. Sadece mutfağı silmiştik. Diğer yerleri yapmamıştık ama evin her yerine beyaz sabun kokusu yayılmış. Market alışverişimi zaten gördünüz ama bu domates soslara gerçekten çok sevindim. Tanesini 7.20'den satıyorlardı. 2 tanesini 14,5'a almış olacaktım. Bu cif kremde 3 liraya gelmiş oldu bana. Normalde bunun da fiyatı 10 lira. Bayağı bir ekonomik paket yapmışlar. Sonra bunları da denemek istedim. Dimes'in karpuz çileği ve ananas kokonat. Bunu da deneyeceğim bakalım. Hatta şimdi bunu içerim. Yeni çıkardığı için bunları da denemek istedim. Biraz enerji depolayayım. Sonra salonumuzu temizlemeye başlayacağız.
Evdeki birçok işi hallettik. Sadece arka odalarımız kaldı temizlenecek. Karnımız da acıktı bir yandan. Öğle yemeği için mercimek çorbası yapacağım. Çorbamı hazırladım. Şimdi bu burada pişiriyorsun. Biz de çorbamız pişerken biraz dinlenelim. Çünkü ben bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Yapmamız gereken ne kaldı? Yatak odası var. Bir de koridor. Başka hiçbir şey kalmadı. Dünden zaten banyomuzu temizlemiştik. Şimdi ben bu yemeği yapıyorum ama kokusu beni o kadar çok rahatsız etti ki evde yemek yapıldığı zaman o yemeği yiyemiyorum. Dışarıda yapılan yemekler çok güzel geliyor bana. Geçen gün babamla dışarıya çıktık, yemek yemiştik. Ev yemekleri yapan bir yerde yedik. 3 çeşit yemek yedim ve gayet güzel yedim. Silip süpürdüm yani. Hani evde yapsam o yemekleri yiyemem. Ama dışarıda yapılanı yiyorum. Anlamadım neden. Büyük ihtimalle kokusundan olabilir. Şimdi çorban burada olsun, ben de içeriye gideyim, kokusu gelmesin bana. Evet, artık temizliğimiz bitiyor. Son olarak da çarşaflarımı yıkayacağım ve temizliğim bitecek. Siz görmeden biz koridoru da temizledik. Evimin her yeri tertemiz ve misler gibi. Şu an çok çok mutluyum. Bunlar da yıkansın, bunları da asayım. Artık ben de dinlenirim. Artık bir günümüzün sonuna geldik. Bugün eşimle beraber bütün gün temizlik yaptık. Sağ olsun, o da bana temizliklerimde yardımcı oluyor. Saat akşamın 7'si oldu ve hala karnım acıkmadı. Meyve yiyeceğim, elma ve muz. Bir günümüz de işte bu şekilde geçti. Bütün günümüz evde ve temizlik yaparak. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. O zaman videomu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.